Sinüslü alan formülünü kullanabiliriz. Şuradaki EBD üçgeninin alanına bakmak istersek S1 eşittir 4 çarpı 3 çarpı sinüs B açısı bölü 2 olacaktır. ABC üçgeninin alanına bakarsak S1 artı S2 olur. O da kenarlar çarpımı. Burası 5, burası 8'dir. 5 çarpı 8 çarpı yine sinüs B bölü 2 olacak. Sinüs B'ler gitti, 2'ler gitti. Burada S1 bölü S1 artı S2 dersek sadeleştirdiğimizde şurada 4 ile 8 de sadeleşir. 2 olur. 3 bölü 10'dur. İçler dışlar çarpımı yaparsak 10 tane S1 eşittir. 3 tane S1 artı 3 tane S2 sol tarafa attık. 7 tane S1 eşittir. 3 tane S2 eşittir. S1'in altına S2 alırsak 7 de 3'ün altına gelir. 3 bölü 7 olur. Doğru cevap A seçeneğidir.